Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün cam fanusta dekoratif çiçek nasıl yapılır? Videonun ilk kısmında onu anlatacağım. İkinci kısmında da aynı fanusta canlı çiçek sedum deniliyor. Çiçeklerini alabilirsin. Onu anlatacağım. İlk kısmıyla başlayalım videomuzu arkadaşlar. Cam fanusta yapay çiçek, dekoratif yapay çiçek nasıl yapılır? Onunla başlayalım. Şimdi hepimizin evinde böyle bir cam fanus vardır diye düşünüyorum. Bende de vardı bu şekilde. Şimdi gelen hani çiçek hediyelerinden bazı şeyler aldım ben. Bunları hani alabilirsiniz de evinizde de vardır. Mutlaka vardır bu tarz şeyler. Şimdi ben şöyle anlatayım. Bir strafor, şöyle gördüğünüz gibi kare şeklinde ben straforu kestim arkadaşlar. Buna bu yapay çiçekleri batırdım bu şekilde. Şöyle bir şey yaptım ben. Daha sonra da ekleyeceğim zaten yapay çiçekleri. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Böyle strafora batırabilirsiniz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu straforun altını fanusa yapıştırabilirsiniz. Yapıştırıcıyla. Şöyle ben bir koyayım önce. Evet. Çiçeğimizin bir tanesinin sapı uzun geldi. Onu şöyle yapacağım. Ki yerine tam otursun. Tekrar yerleştiriyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Yerleştirdik. Siz altını yapıştırıcıyla hani sabitlemek istiyorsanız straforu yapıştırıcıyla fanusa yapıştırabilirsiniz. Evet, bunu koyduktan sonra şimdi perlit dediğimiz bu renkli kum, yapay kum var. Bunu çiçekçilerden falan temin edebilirsiniz. Şimdi perlit diyebiliyorum ben. İşte şimdi bunu siz sabitleyebilirsiniz. Ben sabitlemeyeceğim yapıştırıcıyla. Bunun üzerine şöyle döküyorum arkadaşlar. Dekoratif olacağı için şu şekilde. Kısım kısım döküyorum ki her tarafını kaplasın. Evet, bunu çiçekçilerden veya dekoratif ürün satan yerlerden bu renkli kumu, perlit bulabilirsiniz. Yapay kum da olabilir. Beyaz rengi var, değişik renkleri var. Bunu illa kırmızı almanıza gerek yok. Artık bu süsleme şeyi sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle ben bu straforu da kaybettim. Şöyle yaptığımız zaman, straforda görünmediği zaman. Evet, şimdi böyle bir şey oldu. Kumumuzla beraber. Evet, şimdi ben bende değişik şöyle süsler var. Yapay yine çiçekler. Bunları vardı evde. Bunları yani bunlar gerçekten sizin hani hayal gücünüze kalmış şeyler. Şöyle bir boncuk gibi şeyler var. Onları attım. Bu şekilde. İsterseniz sade bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz biraz süslü yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Ben şöyle yapayım. Biraz benimki biraz hani anlattığım için biraz süslü olsun. Şu şekilde şöyle olabilir, evet. Ondan sonra şöyle bir şeyim var. Sade de yapabilirsiniz. Dediğim gibi sizin hayal gücünüze kalmış. Evet. Şunu
da koyabilirim hatta. Şöyle beyaz birkaç tane süs attım içine. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dekoratif yapay çiçeğimiz hazır. Bunu istediğiniz gibi siz döşeyebilirsiniz. Şimdi videonun ikinci kısmında yine aynı cam fanusa gerçek çiçek nasıl yapılır onu anlatacağım. Videomuzun birinci kısmı böyle. Cam fanuslu dekoratif çiçeğimiz bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi videonun ikinci kısmına geçebiliriz. Arkadaşlar videomuzun ikinci kısmıyla beraberiz. Şimdi yine ben fanusumuzu boşalttım. Cam fanusta canlı çiçek. Canlı çiçek nasıl yapılır onu anlatacağım. Boş fanusumuz burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben çiçekler sedum deniliyor arkadaşlar. Çiçekçiden bir aldım bunu. Çiçekçilerde bulabilirsiniz. Canlı çiçek. Bunu cam fanusta yetiştireceğiz. Sulama kısmını da enjektörle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra anlatacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi toprağımız var. Fanusumuzun, cam fanusumuzun altına ben toprağımızı döküyorum, şöyle koyuyorum. Evet. Yani bu şu çiçeğin biraz tamamını, alt kısmını kapatacak şekilde olacağı için ben biraz koymayı düşünüyorum. Evet, yeterli olmuş mudur? Biraz daha koyayım toprak. Bu canlı çiçek arkadaşlar son zamanlarda oldukça revaçta, görüyoruz her yerde. Dekoratif olarak da güzel gözüküyor. Işık gören bir yerde kaldığı sürece yavaş büyüyor biraz bu canlı fanustaki çiçekler ama zaten buradaki amaç biraz da dekoratif olsun. O da önemli. Şimdi evet arkadaşlar, ben yeteri kadar toprağa koydum. Kavanozumuza koydum. Şimdi serum dediğim çiçekten aldığım canlı çiçeği şöyle ben kabını ilk önce keseceğim. Evet, şu kısmını da açmam gerekiyor. Evet. Şöyle arkadaşlar. Çiçeğimizi aldım. Toprağımızın orta kısmını açıyoruz. Bu şekilde. Şöyle ben orta kısmını astım. Canlı çiçeğimizi buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Şeyde söyleyeyim, çok fazla zarar vermek istemiyorum. Evet. Orta kısmı yerleştirdim ben bunu. Kenarlarından şu şekilde kapatacağım.
Evet. Şurada birazcık toprağım kalmıştı. Onu da kullanayım. Çevresini atmak için. Evet. Şimdi şöyle oldu. Canlı çiçeğimizi arkadaşlar fanusumuzun ortasına yerleştirdim ben. Toprağımızı da kapattım. Biraz yerini sağlamlaştırmam gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde aldı çiçeğimiz gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine renkli kumuz var, perlit dediğimiz. Üzerine bunu, toprağın üzerine bu kumdan ekleyeceğiz arkadaşlar. Hani böyle çok fazla da tam kapatacak şekilde de yapmayın. Hani biraz normal toprak da görünsün. Birazcık daha katacağım ben renkli kumuzdan. Evet arkadaşlar, yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde oldu. Birazcık süsleyelim. Birazcık süsleyebiliriz şöyle. Kaç tane atayım? Yani bu biraz da size kalmış ama bunu biraz daha sade yapmak daha iyi bence. Böyle bir şey de koyabilirsiniz ama şimdilik koymayayım ben. Yani size kalmış. Şöyle birkaç tane boncuk falan atabilirsiniz şu amaçla. Dediğim gibi bunu çok fazla süslü de yapmak istemiyorum ama şöyle bir mesela yapay çiçek yanına koyabilirsiniz. Bir tane de kırmızı koyabilirsiniz. Evet. Şöyle bir şey daha yapayım. Evet arkadaşlar. Yani ben biraz sade olmasını istiyorum bu canlı çiçeğimizin. Onun için çok fazla şey yapmadım. Siz tabii yine hayal gücünüze kalmış. Şimdi bunun sulama kısmını anlatacağım arkadaşlar. Sulamasını şöyle az, çok az su veriyoruz. Enjektör yardımıyla veya şırıngayla. Suyumuzu o şekilde vereceğiz arkadaşlar.
enjektörü doldurup yarısına veya tamamını toprağa ucunu batırdıktan sonra toprağa birazcık su versek yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi bunu ışık alan, güneş alan bir yere koyarsak daha iyi olur. Bu canlı çiçeğimiz biraz yavaş büyüyor arkadaşlar. Hani hızlı, çok fazla hızlı büyümüyor. Yani dekoratif olarak da hem güzel hem de canlı bir çiçek olarak masanın üzerinde güzel durur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.